Hepinize uzun bir aradan sonra selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere soracak olan olursa, bizler Ordu'ya geldik arkadaşlar. Bizim yine fındık işleri vardı. Fındığa gidiyorduk. Bugün Ordu'da yağmur yağdı malum. Buralar yine yağmurlu. Bizim buralara kış artık yavaş yavaş gelmeye başladı gibi bir şey. Şuramı da kokarca böceği ısırdı arkadaşlar, bakın. Resmen yaktı yani, yakıyor. Kantron yağı. Bahçede. Şimdi Kadir, Defne, ben Ordu'ya geldik. Şimdi birkaç işimiz var. Kayınpederimin işte bir tahlili varmış. Onu bıraktı. Hani evde yapılıp gelmesi gereken onu verdik. Vermeye gitti Kadir. Şimdi biraz işlerimiz var işte. Gezeceğiz, bakınacağız. Saçlarımı kestirmek istiyorum. Diplerim de geldi görüyorsunuz. Beyazlarım çıktı. Saçlarımı kestireceğim. Bakalım, bir boşluk randevum yok. Boşluk bulabilirsem saçımı falan kestireceğim. Bakalım, gezip dolaşacağız yani bugün. Böyle arkadaşlarım, sizlere de bir selam vereyim dedim. Şimdi kızcağımla beraber Kadir'i bekliyoruz. Sonra işlerimize koyacağız bakalım arkadaşlar. Bu arada çok geri giden arkadaşlarımız olmuş. Niye gittiniz arkadaşlar? Bizim burada işte fındık yoğunluğundan dolayı böyle günlük rutin çekemiyoruz. Artık hani tekrar dönerseniz, izlerseniz çok seviniz. İşte Kadir Bey de geldi. Gelsin, işlerimize koyalım bakalım. Selamlar canlarım, tekrardan bakın. Kuaförden çıktım ben. Şöyle dip boyamı yaptırdım. Saçlarımı kestirdim. Nasıl buldunuz? Yakışmış mı? Şöyle. Bir dahakine biraz daha kısa kestiririm. Şöyle o kadar hafifledim ki artık oryalle aça aça arkadaşlar saçlarım şey olmuştu. Artık hani böyle kopacak gibi oluyordu yani. Lastik gibi uzuyordu artık saçlarım. Çok yıpranmıştı. Şöyle bir ay sonra falan da bir keratin yaptırırım. Kendine gelir ama beğendim. Saçlarım rahatladı, güzel oldu. Yani Kadir de diyordu artık kestir kestir, saçların çok dökülüyor diye. Böyle yani kestirdim. Sizler nasıl buldunuz arkadaşlarım? Baban saç yazarsanız sevinirim. Şimdi Defne kuşa çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle. Ne gülüyorsun Kadircan? O da yandan bir şeyler yapıyor. Böyle işte arkadaşlar, akşam ettik bugün de. Yani saat kaç olmuş? Saat 6:20 geçiyor vallahi. Bir gezelim bakalım, dolanalım, neler yapacağız daha. Vallahi öğlende geldik, akşam ettik, kuaföre gittik. Yoğundu zaten, randevu da almamıştım. Sağ olsunlar, aldılar beni de işte. Ben de biraz vaktim var, beklerim dedim. Öyle arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar Kadir çok 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 acıkmış. Biz de acıktık, akşam oldu zaten. Şimdi Cihan Derya balık var orada da. Oraya geldik bakalım. Bir balık yiyeceğiz inşallah. Bakalım. Güzel bir balık yiyelim. Karnımızı bir doyuralım bakalım. Evet.
Aferin sana. Balıkçı kız. Aferin. Ay yeter ki yesin. Çok şükür yediğini gördük ya. İkinci kursu. Evet ilk kez. Büyük biz de sevindik. Evet aferin sana. Hadi bitir bakalım. Böyle bir yerde nasıl yanına yapacağım? Bize cumartesi gününden tekrardan selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyisinizdir inşallah tekrardan. Biz şimdi Kadir'le beraber çarşıya indik arkadaşlar. Yok muydu simit Kadir? Evet. Ha varmış. Simit aldık, köye çıkacağız. Bir de balık siparişimiz var arkadaşlar. Balık alacağız. Bizim gelin hanıma. Şevval Hanım'ın canı mezgit balığı çekmiş. Babamdan istemiş. Şimdi balıkhaneye uğradık. Köye çıkmadan bir mezgit balığı bakıp sonra köye çıkacağız bakalım. Dün videoya devam edemedim arkadaşlar. Ben dün yorulmuşum gerçekten. O yüzden devamını bugün getireyim istedim. Şimdi balığımızı bakalım. Bulabilirsek köye çıkalım bakalım götürelim. Evet. Selam canlar. Selam. Şevacuklar geldi. Biz yemeğimizi yedik. Gelirken evet. De bize böyle eli boş gelmemiş. Bu nedir canım? Bu kokostar pasta. Kokostar pasta yapmış arkadaşlar. Şu ellerine kollarına sağlık. Şöyle dereotlu poğaça yapmış. Şöyle peynirli börek yapmış. Sağ olsun. Şimdi çay faslına geçtik bakalım. Bir demlik içeride, bir demlik de burada çayımız var arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun bakalım. Bakalım tadını nasıl olmuş gelin pastası. Evet Zeyno bak. Bye bye. Gelinin sana pasta yapmış. Evet. Teşekkür ederim. Böyle işte arkadaşlar yedik içtik. Babaannemin karnını da doyurduk. O yatıyor. Babam da yatmaya gitti. Böyle işte. Sağ olsun pasta börek yapmış Şevo. Eli kolu dolu gelmiş. Ha evet. Bir de kek yapmış tarçınlı. Onu göstermeyi unuttumdur. Onu da getirsin de onu da göstereyim bari. Arkadaşlar o da annemin aklına geldi. Bir de şöyle kek yapmış. Neli kek Şevo'cum bu? Cevizli tarçınlı. Cevizli tarçınlı. Bir de Starbucks üzerine... keki. Starbucks keki de yapmış. Evet. Üzerine de döktün. Sos dökmüş ama tabii. De... Bayağı olduğu için geleli biraz kurumuş ondan bahsediyor beyaz da. Beyaz çikolata döktüm ama olsun canım yedim. Kaç saat geçti üzerinden. Günlü bunlara harcamış elleri kolları dert görmesin. Afiyet olsun. Böyle ama kokostar pastasının hemen tadına baktım. Enfes olmuş arkadaşlar çok lezzetli olmuş. Afiyet. Şöyle görselliği de güzelce. Teşekkür ederim. Süslemiş böyle çayımızı içelim bakalım sohbetimizi edelim. Selamlar canlarım tekrardan vallahi biz saati... 1.30 etmişiz. Ben vallahi saati 10-11 zannediyordum. Saat olmuş 1.30. Biz de eve yeni geldik Kadir'le beraber. Çocuklar köyde. Şevo'yla İboş'ta bu akşam köydeler. Yarın pazar. Malum. Kardeşimin pazar günleri izin oluyor işte. Haftada bir gün. Cumartesi akşamları geliyorlar işte. Bir gece kalıyorlar. Sağ olsun Şevval'cığım. Tekrardan ellerine koluna sağlık. Eli kolu dolu gelmiş. Elleri kolları dert görmesin. İşte babaannem bakmaya gelen giden oluyor diye arkadaşlar. Sağ olsun yapmış Allah razı olsun. Böyle oturduk sohbet muhabbet ettik işte çaydı kahveydi derken bu saat oldu. Dediğim gibi ben saat 10-11 falan zannediyorum. Bir baktım saat 1 olmuş. Tam şu an 1.30 saat arkadaşlar eve geldik. Böyle işte bizim orada yine havalar yağmurlu arkadaşlar. Sizin oralarda nasıl bilmiyorum. Yağmur, gök gürültüsü buralar böyle yani yağmurlu geçiyor. Vallahi fındığı olanlar hani yerden toplayanlar. Ay sonuna kadar bekliyorlar işte fındığın dökülmesini bekliyorlar yerden toplayanlar o yüzden bekliyorlar ayın sonuna işte Eylül ayına yaklaşınca da böyle bir hafta kala falan da bizim buralar çok yağmurlu geçer o yüzden fındıklara falan biraz ziyan oluyor gibi bir şey yani havalar açsa da artık herkes fındığını fıstığını toplasa bitirse neyse arkadaşlar ben sizlere artık veda edeyim kanalımızı beğenip videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok memnun oluruz arkadaşlarım. Videolarımızı izlemeye devam edin. Ben böyle bu aralar gerçekten yoğunluk oluyor. Gelen giden de oluyor. Babaannem rahatsız biliyorsunuz. Onunla ilgileniyorum işte. Gelen giden de olduğu için fazla elime telefon alamıyorum. Açıkçası o yüzden çekemiyorum. Ama bir düzeni oturttuğum zaman hani günübirlik atmaya çalışacağım yani arkadaşlarım. Ama böyle kanalımızdan çıkmazsanız sevinirim. Dediğim gibi beğenip yorum yaparsanız da seviniriz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.